O süre içerisinde bu adı geçen hukuk adamları, savcılar bir hukuk adamı gibi değil de tabiri caizse bir militan gibi davrandılar. Bir taraf olarak siyasetin önünü kapatmak, Türkiye'de halkın oyuyla seçilmiş olan hükümetin neredeyse bir yargı darbesiyle indirilmesi için elinden gelen her türlü şeyi yaptılar. Bunların içerisinde bir takım usulsüz operasyonlardan tutun da efendim adliye binasının önünde bildiri dağıtmaya kadar hiç alışık olmadığımız, Türkiye'nin bundan evvel hiçbir şekilde yargı mensupları tarafından görmediği bir takım son derece tarafkir, militan ve gerçekten art niyetli adımlara şahit oldular. Dolayısıyla herhalde HSYK bütün bunları ve bunların arkasındaki hukuki gerekçeleri ortaya çıkararak böyle bir karar almış oldu. Sonuçta bu kararı sonuçlarını hepimiz en azından susarak karşılamak durumundayız, saygıyla karşılamak durumundayız. Alınmış bir karar var. Hayırlı uğurlu olsun. Yani bu tabii şunu da gösteriyor. Türkiye'de bu anlamda nasıl bu insanların militanca hukuku kendi emellerine alet etme anlayışları nasıl Türkiye'de bir ilk idiyse ilk seferde bir şey görülmüş oldu. Yani yapanın yarına kar kalmıyor. Hiç kimse hukuksuz tavırlar içerisinde hukukun gücünü kullanarak Türkiye'de bir takım paralel işler yapmaya kalkmasın, bir takım demokratik yollarla seçilmiş hükümetlerin üzerinde baskı oluşturmaya kalkmasın. Bu bakımdan da öğretici olduğu kanaatindeyim. Türkiye'nin bundan sonraki demokratikleşme sürecine katkı sunacak bir karar olduğuna inanıyorum. Kenan Evren eski Türkiye'nin zihniyetinin sembolü olmuş isimlerden birisiydi. Millete rağmen Türkiye'yi yönetiriz, millete rağmen bu ülkeyi yönetiriz zanneden anlayışın somutlaşmış ifadesiydi. Darbeler çünkü bunun somutlaşmış ifadesiydi. Yani ortada bir seçim vardı, bir sandık vardı ama millet sandıkta Türkiye'deki zadegânın, elitlerin, seçkinlerin dediği gibi oy kullanmıyorsa ya da siyaset istedikleri istikamette gitmiyorsa önlerini keserler ve darbe yönetimleriyle yönetime el koyarlardı. 12 Eylül bunlardan birisiydi. 27 Mayıs bunlardan birisiydi. 12 Mart aynı şekilde. 28 Şubat aynı şekilde.